Bursa Ulus Camii'ndeyiz. 1399'da 99-98 yani 1390'larda yapılmış bir cami. Atalarımızın bize en büyük emanetleri işte bunlar. Allah onlardan bin kere razı olsun. Orada Kabe'nin örtüsü var. Zevcem'le ve kızım Zümra'yla birlikte Bursa Ulu Camii'ni geziyoruz. Kabe'nin örtüsüne doğru devam ediyoruz. Şimdi Kabe'nin örtüsüne bakacağız. Evet, burası da Kabe'nin örtüsü. Yok. 1517'de getirilmiş bu Kabe'nin örtüsü. 1517'de. Ulu Cami'nin de yapımı 1390'larda. 99 olabilir. 1300 yılında yapılmış aşağı yukarı 400 yıldır, 500 yıldır bu cami ayakta. Bu atalarımızın bize yapmış olduğu bu emanet gerçek anlamda bir sanat eseri, harika. Akşam namazımızı burada kıldık, eda ettik. Ve Bursa'da çok külliyeler var, çok güzel camiler var. Şimdi Orhan Gazi Türbesi'ni ve burada birçok dervişlerin, dervişlerin de yerleri var, yatırları var, onları da ziyaret edeceğiz. Tekrardan Kabe'nin oraya doğru geçtik. Kabe'yi gösteriyorum. Kabe'nin örtüsü 1517'de getirilmiş buraya. Yüzyıllarda o topraklar tamamen Osmanlı'ya aitti. Ve Osmanlı'dan sonra o topraklara Irak olsun, Suriye olsun, Afrika'daki diğer ülkeler olsun, birçok Müslüman topraklarına gözyaşı ve kan geldi. Rabbim onlara yardım etsin. İnşallah Osmanlı tekrardan dirilip bu kardeşlerimize birlik, beraberlik olup dünyanın hükümdarlığını tekrardan elimize alacağımız günler inşallah gelecek. Allah o günleri de bize göstermeyi nasip etsin. Mükemmel. İşte bizim harflerimizi değiştirip Latin harflerimize geçtiğimizde işte burada duvarda ne yazanı şu anda anlayamıyoruz. Bizim atalarımızın yazdıkları bunlar. Dedelerimizin yazdıkları kelamlar bilindik bazı harfin dışında hiçbir şeyden anlamıyoruz. Kesinlikle. Ben de buradan bizi o dönemde cahil bırakan
Kim ise Allah onu cehennemin en dibine inşallah gönderir diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Evet. Ya, ya işte bak. Gördün mü kızım? Bu çok önemli bir şey bak. Ben de kılıyorum ama bak. Tabii ki. Ama ben düşünüyorum. Evet. İşte. Namaz kılmaya hiçbir şey engel değil. En güzel örneği. En güzel örneği. Babasıyla birlikte namaz kılan bir kardeşimiz. Allah kabul etsin inşallah. Rabbim kabul etsin. Babaya da sabır versin, ailesine de sabır versin inşallah. Evet, çekimlerimiz bu kadar. Evet, takip eden arkadaşlarıma Ulu Cami'ye gelmelerini tavsiye ediyorum. Buranın insana huzur verdiğini kesinlikle düşünüyorum. Harika bir yer. Tamamen Osmanlı. Her şeyi burada var. Atalarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Dedelerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Buraya emeği geçen her bir Müslüman kardeşime Allah bin kere razı olsun. Hayırlı akşamlar.